son peygamber Hazreti Muhammed'in kendisiyle hiç görüşmediği halde bana Yemen'den bir Allah dostunun kokusu geliyor diye onurlandırdığı Üveys el-Karani'nin 555-560 yılları arasında Yemen'in Karan köyünde doğduğu tahmin edilmektedir. Soyu Yemen'in köklü Muradoğulları kabilesinden gelmektedir. Babası Amir kendisi 4 yaşındayken vefat etmiştir. Gönlü ulvi hislerle kaynaşan ve çalışıp annesine bakabilecek çağa gelen genç Üveys, kendisini anlamayan insanlardan uzaklaşmak, iç dünyasıyla baş başa kalabilmek için ıssız dağlar ve vadilerde deve çobanlığı yapmaya başlar. Gün geçtikçe Üveys el-Karani'nin ufku öyle genişler, gönlü öyle aydınlanır ki her an bir kurtarıcının haberini bekler olur. Ve beklediği kutlu haber çok geçmeden kendisine ulaşır. Bu haber, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in zuhur ettiği ve insanları hak din İslam'a çağırdığı haberidir. Üveys el-Karani bu haberi duyunca hiç kimsenin irşat ve teşviki olmadan hemen Müslüman olur, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e gönülden bağlanır. Annesine de kelime-i tevhidi bizzat kendisi öğretir ve onun da karanlık dünyasını aydınlatır. Üveys el-Karani Müslüman olunca yüce peygamberin nurlu yüzünü görebilmek aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Allah Resulü'nü görme arzusunu birkaç defa pek sevdiği annesine açarsa da çok ihtiyar ve ama olan annesi kendisine bakacak kimse olmadığından rıza göstermez. Üveys el-Karani'nin yaşı 40'ın üzerine gelir. Oğlunun gönlünde patlayan yanardağları çok iyi hisseden anne çaresiz ancak Medine'ye gidip hemen gelmek Hazreti Peygamber'i orada bulamayacak olursa teşriflerini beklemeden dönmek şartıyla kendisine izin verir. Gönlü Allah aşkıyla, peygamber muhabbetiyle dolu olan Üveys el-Karani izin alınca durmaz ve Medine yollarına koyulur. Issız vadiler, dağlar, tepeler, kızgın çöller aşar ve peygamber beldesi Medine'ye ulaşır. Hazreti Peygamber'in evine giden Üveys el-Karani, Peygamber Efendimiz'i o sırada Tebük seferinde olduğu için bulamaz ve çok üzülür. Annesine verdiği sözü hatırlar ve tekrar Yemen yolunu tutar. Peygamber Efendimiz'in Tebük seferinden dönünce Hazreti Ayşe'ye şöyle hitap ettiği rivayet edilir. Ya Ayşe, evimize hangi ulu kişi geldi? Bu rahmani kokular, bu ilahi lezzet nedir? Ey Allah'ın Resulü! Yemen'in Karan köyünden Üveys adında bir zat sizi ziyarete geldi. Mukaddes cemalinizin bağrı yanık aşıklarındanmış. Zat-ı Ali'nizi bulamayınca çok üzgün bir halde ayrıldı. İşte o adam gittikten sonra evin içinde bu ulvi kokuları hissettim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdular. Şüphesiz tabiinin en hayırlısı kendisine Üveys denilen bu zattır. Resulullah da bu gönül dostunun sabrına karşılık mübarek hırkasını hediye olarak kendisine verilmek üzere vasiyet etmiştir. Bu kutsal görevin ifası Hazreti Ömer'le Hazreti Ali'ye bırakılmıştır. Kutsal emaneti kendisine teslim ettiklerinde Üveys büyük bir şaşkınlıkla ''Ya Ömer, ben zayıf, aciz ve günahkar bir kulum. Dikkat buyur, bu vasiyet başkasına ait olmasın.'' deyince Ömer ''Hayır ya Üveys, aradığımız kimse sensin. Peygamber Efendimiz senin eşkalini ve vasfını belirtti.'' cevabını verdi. Bunun üzerine ''Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile hırka-i şeriflerini göndermiş diyerek günahkar olan bütün Müslümanların affı için dua eder. Üveys el-Karani Hazretleri Mekke'de hac yapıp Medine'ye gidince işte Resulullah'ın türbesi burasıdır diye kendisine gösterildi. Kendinden geçerek düşüp bayıldı. Ayılınca beni buradan götürün. Resulullah Efendimizin metfun bulunduğu bir beldede benim için yaşamanın tadı olmaz buyurdu. Annesi vefat ettikten sonra Karan halkının kendisine olan hürmetinin artmasından rahatsız olup Kufe'ye göçer. Üveys el-Karani'nin Kufe ve Basra taraflarındaki hayatı da eskisi gibi yine ıssız vadilerde, tabiatın kucağında ve kendi uzdetgahında Hakk'a niyazla geçmektedir. Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde meydana gelen Sıffin Savaşı'nda yer alması ricasıyla Medine'ye davet edilen Üveys el-Karani, Hazreti Ali'nin yanında savaşa katılır. Sıffin Savaşı esnasında Üveys el-Karani de yaralanarak hicretin 37. senesinde, Şevval ayının 18. günü miladi 657 yılında
Fırat Nehri kenarında savaş meydanında şehit olur. Üveys el-Karani hayatı boyunca bu mübarek hırkayı itinayla korumuştur. Ancak hiç evlenmediği için kendi sulbünden çocukları olmamıştır. Sıffin'de şehadet mertebesine erince hırka-i şerif, kardeşi Şehabettin Sühreverdi el-Üveysi'ye intikal etmiştir. İşte Üveys'in sülalesi bu zatın evlat ve ahfadından devam ede gelmiştir. Hırka-i şerif de bu sülale eliyle bugünkü muhafaza edildiği makama kadar getirilmiştir. Üveys ailesi tarafından Hırka-i Şerif'in İstanbul'a getirilmesi 1611 senesinde olmuştur. Bu, 1. Sultanahmet zamanına rastlar. Geliş, bizzat hükümdarın fermanıyla vuku bulmuştur. Hırka-i Şerif'i İstanbul'a getiren Üveys ailesinin başında Şükrullah el-Üveysi adında bir zat bulunmaktadır. İlk defa muayyen bir mekanda Hırka-i Şerif'in ziyaret ettirilmesine 1780 senesinde başlanmıştır. Zamanın dindar, mütevazı ve dirayetli padişahı 1. Sultan Abdülhamit, bugünkü cami avlusunda bulunan ve küçük Hırka-i Şerif dairesi denilen tek odalı, kargir tonozlu binayı bu maksatla inşa ettirerek hırkanın muhafazasına ve ziyaretine tahsis etmiştir. Bu bina daha sonra Sultan Mahmud tarafından 1811 senesinde yeniden inşa ettirilerek etrafındaki bina ve arsalar istimlak edilmek suretiyle civarı genişletilmiş ve böylece ziyaretçilerin izdihamına meydan verilmemesi sağlanmıştır. Osmanlı padişahlarının 31.si olan Sultan Abdülmecid, Hırka-i Şerif'in bulunduğu mahallin hırkanın şanına layık olmadığını ve ziyaret ihtiyacına kâfi gelmediğini görmüştür. Bunun için gerek hırkanın muhafazasını ve gerekse rahatlıkla ziyaretini temin gayesiyle hazırlanan plan dahilinde Hırka-i Şerif Camii'nin inşaatına başlanmış ve 1851 yılında tamamlanmıştır. Tek kubbeli olan cami 8 köşeli olarak planlanmıştır. Gerek planının hazırlanmasında ve gerekse yapımında son derece itina gösterilmiştir. Tam bir zarafet ve sanat abidesi olarak meydana getirilmiştir. Caminin mahfelleri, hükümdar dairesi ve Hırka-i Şerif'e mahsus odası vardır. Cami, iki katlı bir yapıya sahiptir. Üst katta cemaatin Hırka-i Şerif'i rahatça ziyaret etmelerini temin edecek iki ayrı giriş ve çıkış koridorları vardır. Hırka-i Şerif'in ziyaret ve muhafazasına mahsus hücre bu koridorların tam ortasına isabet eder. Bunun en büyük yararı ise ziyaret devam ederken bile namazın kılınmasının engellenmemesidir. Caminin kubbe ve duvarları meşhur hattat Mustafa İzzet Efendi'nin son derece nefis hat sanatı eserleriyle süslenmiştir. Cami inşa edilirken hırkanın varisi bulunan Üveys sülalesinin büyük evladı ve ailesi için bir meşrutahane, Hırka-i Şerif'in muhafazasına memur edilen jandarma için bir kışla, kayyum, bevvap ve nöbetçi müezzinler için odalar inşa edilmiştir. İşte o günden bugüne kadar Hırka-i Şerif, mezkûr mahalde ziyaret edilmektedir. Osmanlı Devlet Erkanı önce Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet'i ziyaret ettikten sonra Hırka-i Şerif Camii'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyarete gelirlerdi. Tanzimattan sonra Cumhuriyet'e kadarsa Ramazan'ın 15'inde Topkapı'daki Hırka-i Saadet'i, daha sonra ise Hırka-i Şerif'i ziyaret ederlerdi. Cumhuriyet döneminde ise Topkapı'daki Hırka-i Saadet'i ziyaret kaldırılmıştır. Hırka-i Şerif'i ziyaret ise günümüze kadar devam etmektedir. Ramazan ayının ilk cuması başlayan ziyaret Arafe gününe kadar devam eder. Bu günler içinde her gün öğle namazından sonra ziyarete başlanır. İkindi namazından sonra camideki son cemaat de dahil ziyaret ettirildikten sonra dua edilir ve böylece Ramazan ayı boyunca ziyarete açık bulundurulur. Hırka-i Şerif'i ziyaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlamaya, onu tazim ve yad etmeye sebep ve vesiledir. Resulullah'ın huzurunda gibi hareket edilir, huzur ve huşu içinde ziyaret tamamlanır. Uygun ve temiz bir kıyafetle Hırka-i Saadet dairesine girilir. Ziyaret esnasında başkasının okumasına mani olmayacak şekilde içten salavat-ı şerife okunur. Sıraya riayet olunur ve başkalarının önüne geçilmeye çalışılmaz. Hırka-i Şerif'i gözle görüp salavat-ı şerife getirmek suretiyle ziyaret tamamlanmış olur.